Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, bugün sizinle sağlıklı hayat ünitesini işleyeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk olarak sofra kurallarından başlayalım. Bakalım sofra kuralları nelermiş? Sofraya hep birlikte oturmak, yani beraber oturup beraber yemek. Yemeğe başlamadan afiyet olsun demek, yani çok tatlı, çok hoş bir kuraldır. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Bu hem sofra kuralıdır hem de tasarruf için önemli bir kuraldır. Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız. Çünkü karşımızdaki insan rahatsız olabilir. Bundan dolayı çok daha dikkat ederseniz güzel olur. Ağzımızı kapatarak yemeliyiz. Yani şapırdatmamalıyız ağzımızı. Ham 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 şeklinde yemek çok da güzel olmayacaktır, değil mi? O yüzden ağzımızı kapatalım. Yedikten sonra yemeği yapan kişiye eline sağlık demeliyiz. Bu aslında içlerindeki en önemli kurallardan bir tanesidir. Kim yaptıysa yemeği, ona teşekkür etmek ve eline sağlık demek çok hoştur ve çok hoş bir nezaket kuralı olarak da kabul edilebilir. Şimdi ise gelelim temizlik kurallarına. Bakalım temizlik kuralları neymiş? Yaşadığımız alanı temiz kullanmalıyız. Nerede olursak olalım. İster evde, ister dışarıda, ister okulda, herhangi bir yerde, nerede yaşıyorsak orayı temiz kullanmalıyız. Kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Özellikle duş almaya, tırnaklarımızı kesmeye, dişlerimizi fırçalamaya, bunlara çok dikkat etmeliyiz. Evimizi sık sık temizlemeliyiz. Evimizi günlerce temizlemezsek, haftalarca temizlemezsek ne olur sizce? Çöp evden fark olmaz, değil mi? Bu da sağlık açısından hiç iyi olmayacaktır. Bundan dolayı mutlaka evimizi sık sık temizlemeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız. Sadece evimizi değil, kendimizi değil, çevremizi de temiz tutmalıyız. Elimizdeki bütün çöpü ya da yediğimiz herhangi bir şeyi etrafa atmayız, değil mi? Herhangi bir tane çöp bulduğumuz zaman onu atmak çok daha doğru olacaktır. Çevreye çöp atılan çöpleri temizleme faaliyetlerine katılabiliriz. Bu tarz faaliyetler var. Etrafa atılan çöpleri toplamak için ve daha temiz bir doğa için bu tarz faaliyetler var. Bunlara katılabilirsiniz. El yıkama alışkanlığına çok dikkat etmeliyiz. Bu çok önemli bir alışkanlıktır. Lütfen buna dikkat edin. Tuvalete girerken, çıkarken, yemeğe otururken, yemekten sonra her anlamda lütfen ellerimizi çok düzgün bir şekilde yıkayalım. Kıyafet temizliğimize dikkat etmeliyiz. Kirli kıyafetleri giymeyelim. Lütfen kötü kokmayalım. Bu anlamda buna da dikkat edelim. Peki sağlığımız için çalışanlar kimler? Ve onlara ne kadar çok teşekkür etmeliyiz? Bunu da bilmeliyiz. Özellikle bu son dönemdeki bu süreçte, yani COVID-19 sürecinde bizim için, sağlığımız için çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bilmediğimiz, görmediğimiz o arka planda çalışan bütün sağlık görevlilerine gerçekten teşekkür etmeliyiz, değil mi? Fazlasıyla yoğun ve yorgun bir şekilde çalışıyorlar ve bizim sağlığımız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu anlamda biraz daha fazla duyarlı olmalıyız. Şimdi ise gelelim kış mevsimi sebze ve meyvelerine. Burada ben birkaç tanesini aldım. Siz de ekstra olarak kış meyveleri neler ya da sebzeler neler yorumlara yazabilirsiniz. Havuç, turp, ıspanak, portakal, mandalina, bunların hepsi kış sebzesi ya da meyvesidir. Her zaman dediğimiz gibi vaktinde, zamanında ne yetişiyorsa onlar yenilmeli, değil mi? Çünkü daha sağlıklı olan bu şekildedir. Peki yaz mevsimi sebze ve meyveleri neler biliyor musunuz? Burada görüldüğü üzere
Şeftaliler, kayısılar, karpuzlar, biberler, domatesler, bunların hepsi aslında yaz mevsimi meyve ve sebzeleri olarak geçer. Ki daha sayamadığımız birçoğu var değil mi? Hadi bakalım, sizi yorumlara bekliyorum. Yaz sebze ve meyveleri nelerdir? Evet, mevsimine göre giyiniyoruz. Kış mevsiminde ince kıyafetler ya da çok ince bir terlikle dışarı çıkmazsınız değil mi? Çünkü dışarı çıkarsanız sizi o şekilde gören insanlar genellikle güleceklerdir. Ve uzun bir süre o şekilde durursanız hasta bile olabilirsiniz. Bundan dolayı mevsimine göre giyinmemiz gerekiyor. Eğer hava soğuksa daha kalın kıyafetleri ve daha koyu kıyafetleri tercih etmeliyiz. Eğer hava sıcaksa daha ince ve daha açık renkli kıyafetleri tercih etmek bizim sağlığımız için çok daha önemli olacaktır. O yüzden mevsimine göre giyinmeye dikkat edin. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.